4.54 milyar yıl önce Ay yeni oluşmuştu. Günümüzde 400 bin kilometre uzaklıkta olan Ay, o zaman sadece 22 bin kilometre uzaklıktaydı. Dünya çok hızlı dönüyordu. Bugün 24 saat süren bir gün, o zaman yalnızca 6 saat sürüyordu. 4,5 milyar yıl önce Dünya hala ağır bir göktaşı bombardımanı altındaydı. Ancak artık ağır metaller sıvı dünyada yoğunluk farkından dolayı dibe doğru batmaya başlamıştı. Dünyanın çekirdeğine sıvı ağır metaller, nikel ve demir çöküyordu. 4,3 milyar yıl önce oksijen şimdikinin %2'si civarındaydı. Ancak yine de eser miktarda ilkel ozon tabakası oluşmaya başlamıştı. 4.28 milyar yıl önce dünyadaki sıvı suyun en erken kanıtları Nüviojitik Yeşiltaşı kuşağında bulundu. Ağustos 2020'de araştırmacılar okyanusları doldurmak için yeterli suyun gezegenin oluşumunun başlangıcından beri her zaman dünyada olabileceğini bildirdiler. Ancak en iyi kanıtlar 4.28 milyar yıl önce sıvı suyun dünyada bulunduğunu gösteriyor. Okyanuslar bundan daha önce var olmuşsa bile dünya yüzeyinin durmadan değişmesiyle olası kanıtlar kaybolmuştur. Şu anki dünya yüzeyinin yalnızca %2'si o zamanlarda dünyanın yüzeyiydi. Dünya değiştikçe dünyanın kabuğu da değişim göstermektedir. 2,5 milyar yıldan önceki tüm kanıtların sadece bu %2'lik kısımda yapılan araştırmalardan kaynaklandığını aklımızda tutmamız gerekmekte. Peki su dünyaya nereden geldi? Bu sorunun cevabı hala net değil. Bu konuda 3 hipotez bulunuyor. Birinci hipotez, dünya ilk oluştuğunda da suyun var olduğunu destekliyor. İkinci hipotez, suyun dünyanın oluşumundan sonra buzlu göktaşlarıyla geldiğini öne sürüyor. Üçüncü hipotez ise, ayın oluşmasına neden olan ve dünya ile çarpışan Theia'nın bir buz gezegeni olduğunu, bu sayede suyun dünyaya geldiğini destekliyor. Neden diğer gezegenlerde değil de dünyada yaşam oluştu? Astronomların verdikleri bilgilere göre yaşamın yeryüzünde henüz yeni ortaya çıktığı 3,5 milyar yıl öncesinde Güneş bugün olduğundan %30 daha sönüktü. Venüs gezegeni bugünkü haliyle yaşanabilir bölgenin dışındaydı ve üzerindeki tüm sıvı su kaynayarak uçmuştu. Mars gezegeni ise yaşanabilir bölgenin dış kenarında yer almakta ve bu nedenle içerdiği suyun büyük kısmı buz haline gelmiş bulunmaktaydı. Oysa yerküre her iki gezegenin arasında bulunmaktaydı ve bu konumu sayesinde suyun buhar, sıvı ve katı halleri arasında bir denge sağlanmıştı. Geç ağır bombardıman. Yaklaşık 4.1 milyar yıl önce başlayıp 200 milyon yıl süren çok sayıda asteroid, dünyada dahil olmak üzere Güneş sisteminin iç gezegenlerine çarptı. Bu dönem geç ağır bombardımanı olarak bilinir. 4.1 milyar yıl önce demir ve nikel çekirdek oluştuktan sonra dünyanın manyetik alanı da oluşmaya başladı. Böylece zararlı radyoaktif ışınlardan ilk korunma kalkanı yavaş yavaş oluştu. Yeryüzü sıcaklığı 100 derecenin altına düştü, su buharlaşması azaldı. İlk bakteri benzeri canlılar 4,5 ila 3.4 milyar yıl önce dünyadaydı. Farklı tarihler veren değişik araştırmalar bulunmakta. Bu canlıların dünya üzerindeki inorganik maddelerden sentezlenerek oluştuğu veya göktaşlarıyla dünyaya geldiği konusunda farklı görüşler var. Bu iki görüşün de mümkün olabileceği deneylerle kanıtlandı. Miller deneyiyle inorganik maddelerden amino asitler sentezlendi. Bu deney sonucunda dünyada yaşamın başlamış olabileceği fikri kanıtlandı. Ayrıca 1969'da 7 milyar yaşındaki Murchison meteoroidinde amino asitler bulundu.
Daha sonra Mars'a ait olan bir göktaşında da yine amino asitlere rastlandı. Dünyadaki ilk hücre oluşumunun kaynağı yerel de olabilir, uzaydan gelmiş olma ihtimali de var. 2017'de fosilleşmiş mikroorganizmaların Nüveocittik kuşağındaki eski bir deniz yatağından çıkan hidrotermal ağız çökertilerinde keşfedildiği açıklandı. Bunlar dünya üzerindeki yaşamın en eski kanıtı olan 4.28 milyar yıl kadar eski olabilir ve 4.41 milyar yıl önce okyanus oluşumundan sonra hayatın neredeyse anında ortaya çıktığını düşündürür. Eğer yaşam dünyada bu kadar erken ortaya çıkmışsa, evrende de yaygın bir yaşam çeşitliliği bulunmalıdır. Batı Avustralya'daki 4.1 milyar yıllık zirkonyum kayalarda yaşam kalıntıları, yani organik karbona rastlandı. Bu çalışma 2015 yılında yayımlandı. 3.9 milyar yıl önce volkanik faaliyetlerle yaşamın ve atmosferin oluşması için uygun koşullar sağlandı. Göktaşlarının ağır bombardımanı azaldı. 3.7 milyar yıllık biyojenik grafit, yani stromatolitler 2014 yılında keşfedildi. 3.6 milyar yıl önce volkanlar sakinleşti, dünya soğudu, yüksek su buharı ozonu gelişti. Yer kabuğu kalınlaştı. Bu ortamda okyanuslar organik bir çorbaya dönüştü. 3,5 milyar yıl önce erken dünya, bugün bildiğimiz dünyadan oldukça farklıydı. Atmosferde oluşan ozon tabakasına rağmen açıkta kalan topraklar güneşin yanan radyasyonundan korunmamıştı ve milyarlarca yıl boyunca cansız kaldı. Bununla birlikte derin okyanuslarda ve sığ denizlerde yaşamın koşulları var olmuş olabilir. Asteroid etkileri volkanik aktiviteyi tetiklediğinden lavların kraterleri doldurduğu düşünülüyor. Gezegenin başka yerlerinde yaşanan şiddetten kopan soğuyan denizler ilk yaşam formlarının ortaya çıkacağı koşulları sağlamış olabilir. Volkanlar daha sakin yerlerde yaşam yaratmak için gereken malzemeleri üretmeye yardımcı olabilecek mineralleri oluşturdular. 3.5 ila 3.8 milyar yıl önce, 2016 yılında yapılan bir genetik çalışma, son evrensel ortak atanın LUCA, 3.5 ila 3.8 milyar yıl önce derin deniz hidrotermal menfezlerinde yaşamış olabileceği sonucuna vardı. 3.5 milyar yıl önce mavi yeşil bakteriler ortaya çıktı. Mavi yeşil bakteriler günümüzde yeryüzünün birkaç tuzlu yerinde halen stromatolit oluşturmaktadırlar. Mavi yeşil bakteriler enerji kaynağı olan ATP'nin sentezi için gerekli olan oksidasyon reaksiyonlarının gelişmesine yetecek düzeyde oksijenin serbest kalmasını sağladılar. 2013 tarihli bir yayın, Batı Avustralya'da 3.48 milyar yıllık kum taşında mikrobiyal mat fosillerin keşfedildiğini duyurdu. En eski prokaryot fosili. Eğer başarı birey sayısıyla ölçülecek olursa, prokaryotlar dünyadaki en başarılı organizmalardır. Okyanuslardaki bakteri ve arke sayısı 3 çarpı 10 üssü 28'den fazladır. Bu çarpıcı sayı evrendeki gözle görülebilir yıldız sayısından muhtemelen 100 milyon kat daha fazladır. 2017'de bulunan 3.46 milyar yıllık Avustralya Apex Chert kayalarının bir zamanlar dünyadaki yaşamın en erken doğrudan kanıtı olan mikroorganizmalar içerdiği keşfedildi. 3.3 milyar yıl, Güney Afrika'da bulunan mikroskobik fosiller.